yalan dünya, dünya maniki maniki dünya. Ah, ah, ah. Merhabalar efendim, Maniki Dünya'ya hoş geldiniz. Üstü Mahalli ile birlikte karşınızdayız. Demiştik zaten gideceğiz geleceğiz diye. Geldik, ne anlatacağız? Geldik gideceğiz, geldik gideceğiz, geleceğiz. Ne anlatacağız izleyicilerimize? Anlatılacak hiçbir şey yok. Ha? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yok. Tamam o zaman efendim, yokmuş kusura bakmayın, bizden bu kadar, iyi akşamlar. Mı? Mı? Ne yapacağız, kapatacağız mı, alas mı altın mı diyeceğiz, anlamadım ki, hiçbir şey yok anlatacak. Bak işte konuşuyoruz ya, bu da bir anlatma ha, biçimidir. Tamam. Tamam. Yani illa bir şeyler ekrana yansıyacak şekilde anlatmaya gerek yok. Ya Esra'cığım sakın Metin Münir'in yazısını bir alır mısın? Ben bunu aslında programın sonuna saklamayı düşünüyordum ama. Ha, ben ödüm koptu Esra'cığım falan deyince ben hani şey doz numaralar ödüm koptu. Aman yok canım aklıma gelmedi. İnanılmaz bir şey geldi. Milletin işi gücü doz. Şu dansöz ya. Yani. Evet. Yani sanki bizim işimiz gücümüz yok. Başka dozla çalışıyoruz burada. Yani doz üzerine doz. Doz hayır, üzerine. Bunu eleştiri olarak mı söylüyorlar? Yani yok. İstiyorlar mı? İstiyorlar. Yoğun istek üzerine. Ay onu sorma. Ay vermeyeceğiz ama. Benim aklıma bile gelmedi gerçekten. Yok yok. Yani, ben başka bir şey. Ben böyle bir sürü insanla bugün haşır neşir oldum. Anladım. Yani gayet güzel falan da konuşuyorsun. Sonra da doz var mı yok mu? İzmir'den bile arayanlar var. Doz var mı yok mu? Bana git dedim başımda ya oldu. Manyak mısınız? Bana ne dozu ya kardeşim? Soran oldu da. Gelen mesela ciddi konuya. Neydi? Metin Münir'in yazısı. Ya ben bunu aslında programın sonraki bölümlerine bırakmıştım. Öyle düşünüyordum kafamdaki akışta. Ama birdenbire hani sen konuşacak bir şey yok ki derken aklıma geldi. Neden? Çünkü aslında konuşacak çok şey var elbette. Ama bir yandan da bilmiyorum bana mı öyle geldi, sen gerçekten bunu mu kastettin? Yani ne var konuşacak? Yani işte o kadar zaman söyledik, söylediklerimiz olup durun. Hani bizim aydınların dediği gibi olup durun. Ne konuşacağız ki? Deyince Metin Münir'in sona bıraktığım ifadelerini hemen şimdi paylaşmak istedim sizlerle. Biliyorsunuz geçenlerde Mete Akyol'u kaybettik. Mete Akyol yarım yüzyıldan fazla bir süre gazetecilik yapmış ve üstelik de çok önemli haberlere imza atmış. Kıbrıs çıkartmasından tutun da işte çok ciddi toplumsal olaylara kadar her yerde olmuş. Fotoğrafçılığı kadar gazeteciliği kadar fotoğrafçılığı, foto muhabirliği fevkalade bir meslektaşımızı kaybettik. Onunla ilgili haberler yayınlandı. Çok da fazla değildi yani işte. Çok az yayınlandı. Onlar da üstünkörü. Metin Münir, kendisi eski bir gazete patronu ve yöneticisidir. Şimdi T24'te yazıyor. Buna çok canı sıkılmış. Zaten Kıbrıslıdır, onu da söyleyelim. Evet. İşi bıraktıp gitti, Kıbrıs'ta yaşıyor. Evet. Yani oraya bağlamak açısından hani. Şimdi niye canı sıkılmış? Mete Akyol hakkındaki haberler konusunda yazısını bu konuda öyle bir ifadeyle bitirmiş ki hani insanı böyle şurasından vuruyor. İzleyin bakın, devam edeceğiz. Mete Akyol, ölümüyle ilgili haberin daha özenli yazılmış olmasını hak ediyordu sanırım. Ama her zaman şahit olduğumuz, daha doğrusu Türk basını için norm sayılabilecek bir pasaklılık onun için de reva görüldü. Toprağın bol olsun Mete. Öldün, kurtuldun. Darısı başımıza. Hangi ülkede bir gazeteci, bir köşe yazarı, hangi ülkede? Yani belki işte Pakistan'da, Mısır'da, Afganistan'da falan olabilir. Ama güya demokratik hangi ülkede bir gazeteci kaybettiği bir meslektaşı, arkadaşı için öldün, kurtuldun, darısı başımıza der. Yani bakın bugün medyada pek çok
insanın ruh hali bu, biliyor musunuz? Yani hani biz de ölelim kurtulalım anlamında değil ama yani şu cenderenin içinde bunalmışlık duygusuyla medyanın geldiği hale bakıp kahrolmak ve hiçbir şey yapamamak duygusuyla yazılmış ve o nedenle de beni olağanüstü çarpan bir yazı oldu. Aslında çarpmana gerek yok. Zaten birçok insan şu anda onun böyle hani beddua ya da dua ne desen de adına birçok yandaş medyada ya bunlar da ölse de kurtulsak diyen çok insan var. Tabii onlara insan demek. Onlar der. Dünyanın her başka bir boyutu da var. Kötü çünkü insan der. Ama burada sen kurtuldun, darısı başımıza. Ya bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir ama, duygu? Ama şimdi bak. Yani bir nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz? Evet, çünkü çok önemli bir saptama bu. Çünkü günlük her an her saniye ölüyorsun. Her boyutuyla ölüyorsun. Değil yani mi? Yalnız hani yazma ya da konuşup konuşmamanın ötesinde küfürler, tehditler, vurmalar, kırmalar, bildiğimiz bütün yani artık o beddualar da çok soyut kaldığı için. Doğru. Fiziki anlamda çünkü tehditler var, işte bir sürü şey var, davalar var, şunlar bunlar var. Bir de genel olarak yani bildiğimiz yani tepemizde dolaşan, hepimiz demeyelim, normal işte direnmeye çalışan, biraz bir şeyler söylemeye çalışan insanlar açısından iğrenç bir durum var. Yani hani ölsek de kurtulsak. Dediğim gibi yani ben hani o kadar gazetecilik yaptım. Çevremde en çok savaşlara gittim, şuraya gittim. Hiçbir gazeteci ya ölsem kurtulsam demez. Gerçekten demez. Yani en kötü koşullarda bile. Ya ben 4 gün yemek yemedim biliyorum. 4 gün. 4 gün. Şimdi demezsin yani ya ölsem de kurtulsam. Öyle bir şey olamaz bir gazeteci açısından. Ama yaşadığın ortam sana bunu söylettiriyorsa ülkenin hali. Yani bu yine kendi halin değil orada. Herhalde kendi halin değil. Herhalde can. Ülkenin geldiği. Tabii. Mesleğinin geldiği nokta. Yani bence mesleğinin geldiği nokta çok daha önemli. Çok, çünkü o çok önemli. Yani sonuçta tamam kardeşim, eğer bu ülkede yine insanlar direniyorsa gazeteciler anlamında tamam ne olacak, ben de direnirim, sen de direnirsin. Ben fazla direnirim, sen az direnirsin. Orada bir sorun yok. Ama eğer bu medyanın %90'ı 95'i neyse artık iğrenç, aşağılık, rezalet, ahlaksız, terbiyesiz filan bildiğimiz bütün kavramların içinde kendini mutlu hissediyorsa doğal olarak sen mutlu olamazsın. Çünkü sonuçta diyorsun ki ya Ayşenur da gazeteci, ben de gazeteciyim yani. Ahmet de gazeteci, ben de gazeteciyim. Şimdi böyle bir ortamda nasıl kendini gazeteci hissedersin ki? Meslekten bırakıyorum, insani anlamda söylüyorum. Yani en basitinden işte dün değil evvelsi gün Aydın Doğan'ın konuşması. Şimdi biz biliyoruz ki Hande arkadaşımız o günkü koşullarda kendi Hande Fırat. Hande Fırat Sayın Cumhurbaşkanı ile darbe günü o FaceTime'den konuşan. Şimdi o kendi dedi ki yani kendinden gelişti bir olay, şöyle oldu böyle oldu, ben de bağladım falan dedi. Kendisi söyledi bunları. Sonra anladık ki önceden her şey tezgahlanmış, programlanmış, Aydın Doğan'dan izin alınmış ve Sayın Cumhurbaşkanı yayına çıkarılmış. Bu iğrenç bir durum. Yani bir meslek taş anlamında söylüyorum, iğrenç bir durum. Siyasi kavramlar, etik, metik artık onları bıraktık. Yani bu bir özgürlük, demokrasi mücadelesiydi. Hani sen buldun Erdoğan'ı, konuşturdun Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Hani böyleydi, bize öyle dedin. Hani de arkadaşın. Meğer patron, patronu aramışsın. Patron kendisi itiraf ediyor bunu. Bunun beni aradı. Aydın Doğan'ın sözlerini bulabilir misin Esra'cığım? Çünkü... Yani birdenbire Aydın Doğan açık etti. Evet. Yani Aydın Doğan kendisi anlatıyor. Beni aradı. Sayın Cumhurbaşkanı'nı bağlayacağım. Böyle bir fırsatım var. Bağlayayım mı, bağlanmayayım mı? Yani o da diyor ki evet bağlarsan süper olur. Hatta bunu başarabilirsen seni evlendireceğim. Hatta ondan da vazgeçtik. Senin evinin bütün mobilyasını da alacağım. Ay o çok fena. Ya bu ne biçim gazetecilik ya? Allah aşkına bu ne biçim gazetecilik ya? Hayır yani bir de... Bu ne ya? Aydın Doğan'ın sözleri de çok ayıp geldi. Onu diyorum yani işte. Sana şeker alacağım der yana işte sana zaten işte... Zaten şeker alacağım diyor sadaka zaten. Sadaka vereceğim ya, evet. Da işte bir çıt çıtlı bilmem ne yapacağım. Bahşiş vereceğim evet, der gibi. Aynen, ne ya? Evet. Yani evinin bahşişi düble alacağım. Vereceğim diyor. Hem evlendireceğim hem mobilyanı da alacağım diyor. Ay. Şimdi bu ne biçim gazetecilik ya? Yani dolayısıyla Münir dostumuzun biliyorum çekti gitti Kıbrıs'ta yaşıyor bir yerde. Yazılarını çok beğeniyorum. Münir eskiden beri biliyorsun millette evet. Uzun yıllar yazdı.
Dolayısıyla doğru. Böyle bir durumda yani Allah yani ölsek de gitsek de gebersek de bilmem ne olsak da ya da hani bu işi bırakalım da gitsek mi falan filan. Bir sürü soru gidip kendi kendimize aslında sorgulamaya. Bunları çok konuştuk yani arkadaşlar da bizi seyreden insanlar da sıkılmaya başladı bu işten ama bu bir gerçek artık. Ha ne oluyor? Konuştuk ne oluyor? Şimdi de konuşuyoruz ne olacak? Hiçbir şey. Hiçbir şey kimse onun için katılır. Zaten hani konuşacak bir şey yok dedi. Gerçekten öyle. Evet sen onu buraya da bağlamanda. Ben onun için zaten bütün Münir'i ben almak ihtiyacını hissettim. Ama ben kendi açımdan söylüyorum. Dürüstçe söylüyorum. Ben sonuna kadar mücadele ederim. Burada mı olur, başka yerde olur, gökyüzünde olur, yerin altında olur. O süper moon dedikleri tam ay işte büyük ay görüntüsünün içinde mi olur, dışında mı olur? Bunu yaparım ben. İyi de yani siz ne yapıyorsunuz? Öbürü ne yapıyor? Ahmet ne yapıyor? Mehmet ne yapıyor? Çünkü sonuçta bu bir kişiyle olacak iş değil. Seninle benle konuşalım. Sabaha kadar konuşalım. Hemen konuşalım. Şimdi, yani, onun için bunlar gerçekten ben sıkıldım. Bu konuları konuşmaktan inan bana sıkıldım. Tamam ben seni konuşturacağım evet. Gene. Yok başka önce, bir şey konuşalım. Bir dakika önce bir görüntü gelecek ekrana. Eyüp'te İstanbul'da Eyüp'te bir AVM'de 3 kişi giriyor. X-ray denilen o tarama cihazından geçiyorlar. Ötüyor. Cebinizdekileri çıkartır mısınız diyor oradaki güvenlik görevlisi. Diyorlar ki cebimizde tabanca var. Çünkü biz sivil polisiz. Kimliklerinizi görebilir miyim diyor güvenlik görevlisi. Hayır göremezsin. Söyledik ya sana işte polisiz bilmem ne. Tamam da ben nereden bileyim vesaire derken bakın şimdi olanlara, 3 sivil polis sen nasıl olur da bizi geçirmezsin diye ya kimlik gösterse olacak. Nereden bilsin çocuk sivil kıyafetli, polis değil eşkıyasın belki. Ama bir üzerine yürüyorlar o güvenlik görevlisinin, onunla da kalmıyor ama izleyin ondan sonra anlatacağım olanı biteni. Ya anlattınız değil, beni kim anlattınız ya? Ya anlattınız ya, beni kim anlattınız ya? Şimdi çocuğu resmen görüyorsunuz sürüklüyorlar. Görüyor musunuz? Görüyor musun Aziz'im? Görüyorum, çok iyi görüyorum. Görüyorsun değil mi? Yani bu görüntüler... beni al Esra'cığım. Bu görüntüler anlatıyor değil mi? Basbayağı biri kolundan, biri bacağından bilmem ne tartaklaya tartaklaya götürüyorlar. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? Bilemem. Bu güvenlik görevlisi çocuk gözaltına alınıyor. Neden? Görevli polislere mukavemetten. Gülme. Niye gülmeyeyim? Güleceğim. Gülme. Yani böyle. Gencecik bir çocuk bu yüzden içeride belki de orada şey de yedi, dayak da yedi. Neticede sivil polise mukavemet diye. Diyor ki polisler çünkü bizi işte darp etti. Yahu gördük. Gördük. Bir kişi dört kişi darp etti. Zaten ha bir kişi dört kişi darp etti. Ayrıca görüntü ortada. Şimdi bu bakın Türkiye'de güvenlik, efendim yargı, adalet, şu bu vesaire zaten başkalaştı bu kavramlar. Başkalaştı. Hani konuşmayacağız, etmeyeceğiz, konuşacağız. Da hangi Türkiye içinde konuşacağız onu anlatmak için. Şimdi Türkiye böyle bir yer. Ha ilk defa mı oluyor? Hayır. Ama bundan artık her yerde var. Polis bu ülkenin gerçek sahibi oldu. Polis özellikle 15 Temmuz'dan sonra askere karşı iktidarı koruyan güç olarak öne çıktığı için oldu. Şimdi bir polis devletinde zaten yaşamaya başladık, yaşıyoruz. Dahası ya bazen insanda laf bitiyor. Aslı Erdoğan bugün 90. günüydü cezaevinde oluşunun. Şimdi neden tutuklu olduğunu bilmiyorum, biliyor musunuz? 4 tane yazı. 4 tane yazıyı okuyun. Hukuk bilmenize gerek yok. Neden bu yazılar yüzünden bu kadın tutuklanmış? Anlarsınız. Daha doğrusu anlayamazsınız demeyeyim, anlarsınız. O kadar her şey açık.
Böyle bir ülkedeyiz Aziz'im. Evet. Yani hani sen diyorsun ki ben karada, havada, her yerde mücadele ederim. Hadi bakalım. Yok ben ederim. Hadi bakalım nasıl yapacağız? Ben anlat bize. Ya anlatırım, ben sana söyleyeyim. Yani asas sorun nedir biliyor musun bak? Türkiye'de hem sosyolojik anlamda hem siyasal anlamda ciddi bir sıkıntı var. Bana bir genetik mi bir şey mi ne dersin diye bilmiyorum ama. Çünkü Türkiye'de tırnak içinde AKP karşıtı olduğunu söyleyen vazgeçtik muhalefet kavramından. En azından rahatsız olan gruplardan, partilerden, güçlerden, derneklerden, sivil toplum örgütlerinden şöyle bir haritasını çıkarttığında bu gruplar arasında asla bir ortak paydayı bulamazsın. Şimdi ortak payda olmadığı sürece bu kadar 20 tane sol örgüt atıyorum böyle. Şu kadar parti, şu kadar dernek. Ya yani bu kadar mı çok affedersin gerizekalı mısınız? Bu kadar mı gerizekalı? Hem örgütsel anlamında bu kadar gerizekalı mısınız? Hem de bireysel anlamda bu kadar gerizekalı mısınız? Yani iki kişi bir araya geldiğinde bu demin saydığım parti, dernek filan liderleri ya da yöneticileri iki kişi geldi bir araya geldiklerinde anlaşamıyorlar. Ve bu örgütlerin hiçbiri de gelip de ya abi oturalım da ya konuşalım da ya ortak bir payda bulalım da ya bu ülkeyi kurtaralım gibi ne bir davranışı, ne bir adımı, ne bir inisiyatifi, ne de bir duyarlılığı yok ya. Yok. Şimdi onun için hani o ne yapar, o ne yapmaz ben artık bundan umudumu kesmişim onlar açısından. Dolayısıyla ben kendi açımda, ben kendi inançlarım doğrultusunda, bildiklerim doğrultusunda, tarihten aldığım bir sürü dersten dolayı, siyaset şeyinden, uygulamasından, mesleğimden edindiğim bir sürü şey var. Bunların dışında asla çıkma. Yani bilmem kim gelse kafanı koy keseceğim dese kesse yine çıkma. Böyle garip biraz bir somutlar mısın? Şimdi, neden bahsettiğini anlatayım. Anlatır mısın? Şimdi dolayısıyla önce bunu söyleyeyim, bunu vurgulayayım. Yani dolayısıyla insanlar bir önderlik hani bunu çok Kürtler çok kullanır çünkü PKK'lar önderlik falan diyorlar. Şimdi dolayısıyla eğer bir sosyal anlamda senin bir önderliğin yok da zaten sen bir şey beceremezsin. Ha işte ben de beceremezsin. Ben de onu hep söylüyorum. Herhalde. Tabii ha, mücadele edelim. O da tamam da olmayınca ne yapayım? Birazdan konuşacağız. Ya olmayınca. Cumhurbaşkanlığı adı altında basbayağı otoriter bir başkanlık sistemi ya veriyor. Şimdi sen şu örneği birazdan verdin. Birazdan konuşacağız. Şu örneği verdin polis örneğini. Hı. Ya polise gerek yok. Şey verdin sen arkadaşların için. 90 gün oldu, 80 gün oldu. Ya yazar, çizer, gazeteci insanlarımızın tümünü attılar. Ya Musa yani, Kalk. Hiçbir şey yok. Musa Kalk karikatürüz. Neden, hani, nasıl, niçin içeride ya? Ondan da vazgeçtik. Dün, bugün mü sen? Kalbi Gürsel, hepsi. Dün verdin ya mecliste, bugün mü, dün mü verdin? Mecliste HDP şeyinde grup toplantısına meclis yönetimi ya insan sokmadı. Evet. Ya meclis de adı üzerinde bak. Esra'cığım, meclis. Esra'cığım bugünkü Cumhuriyet'in birinci sayfasında yani, vardı bir o fotoğraf. Şey meclisinde, Türk şeyinde. Gazeteyi versen olur. Milli iradeyi temsil eden, ettiği söylenen, kayıtsız şartsız milletindir dediği bir binada sen o oy kullanan insanlara meclise girme izni vermiyorsun ya. Ya bu ne biçim şey? Bu faşizmin ta 8 kat bilmem nesi. Efendim. Efendim HDP'li. Ya verelim. Tamam da abi alt oy almış ya. Yapmayın yani. Şu Göbek'teki fotoğraf. Bakın. Bir tek kişi var orada konuşan. HDP adına bir kişi kürsüde. Boş sıralara konuşuyor. Çünkü senin dediğin gibi gruba seyirci partili alınmadı. Evet. HDP grubuna bunun üzerine milletvekilleri de protesto etti, girmedi. Efendim neymiş? Bir öncekinde Demirtaş'ın mektubu okununca Avrupa slogan pahalı atmışlar. Hayır, Avrupa slogan attılar da Avrupa büyük Avrupa ülkeleri büyükelçileri gelmişti biliyorsun. Ama onu söyleyemezler, söylemiyorlar. Tamam, tamam biz söyleyelim. Onu söylemiyorlar. Tabii söylemesin, söylemesin. Yani gerekçeyi söylüyorum ben, slogan yani atmış. AKP grubunda saatlerce atıyorlar. MHP grubunda saatlerce atıyorlar. Slogan sayış. Ha, dediğin gibi büyükelçiler. Büyükelçiler gelmişti de ondan gıcık aldılar. Evet. Şimdi yani, ama meclis dediğin gibi milli iradenin yazdığı yer değil mi güya? Güya. Ama
bizi seyreden insanlardan kaçta kaçı şu görüntüden rahatsız oluyor? Hadi bakalım. Esas soru bu. Sence? Yarısı. Yarısı. Bizi seyredenler. Evet. Çünkü bu ulusalcılık dediğimiz kavram çok böyle milimetrik gider, iner, gelir, çıkar ve böyle gider, bir böyle gider, bir böyle gider. Bu ulusalcılık dediğin kavramın ortalamasında liberal, demokrat ulusalcılıkla faşizme kadar giden ulusalcılık arasında öyle bir tehlikeli bir vadi var ki, bataklık var ki onu asla kontrol edemezsin. Ve o şeye saplandığın zaman da iğrenç bir durumda hissedersin normalde kendini. Ya demokratsın, sonuna kadar demokratsın, kime karşı olursa olsun demokrat olacaksın, ya da faşitsin. Ulusalcılık adına. Hukuktan ya yana olacaksın. Demokrattan yana olacaksın. Tabii. Çünkü onun için de bir sürü şey var. İnsanlık var, vicdan var, hukuk var, bir sürü şey var. Tabii. Demokratlığın da efendim diyelim ki demokrasinin de algılanış biçimi farklı olabilir. Ama benim de mottom budur. Hukuktan yana olacaksın. Hukuk durağından ayrılmayacaksın kardeşim. O nedenle senin için vaktiyle ne söylemiş, ne yapmış olurlarsa olsun bütün o içerideki bir zamanların liberal demokratları denilen yetmez ama evetçiler, işte Ahmet Altanlar, Mehmet Altanlar, şunlar, eğer onların nazlılacaklar, Ali Bulaşlar, her kimse, eğer onların içeride oluşu hukuka aykırıysa, adalet duygusunu rencide ediyorsa karşı olacaksın. Keza HDP'li, işte bakın Tuncer Bakırhan, Siirt Belediye Başkanı tutuklandı, cezaevine gönderildi. Seçilmişler, bugün Erdoğan Pakistan'a giderken Mursi için işte bak seçilmiş Cumhurbaşkanı'na zaten bu yapılmamalıydı diyor. O seçilmiş Cumhurbaşkanı Mısır'ın derdi bize düştü ama burada belediye başkanlarımız, HDP'li milletvekilleri, Selahattin Demirtaş, Allah aşkına parti yani, meclis üyeleri. Ayrıca sırf belediye başkanları yani değil. Nasıl, evet nasıl ama yani bir partinin HDP'nin 10 milletvekili zaten aynı günde alınıyorsa bu operasyondur. Bu hukuk falan değildir. Ama buna kimse tepki göstermiyor. Bazı da diyor oh oldu ya bunlar PKK'yı bilmem nesi filan diyor. Ya şimdi daha karşıladı. Bak senin demin söylediğini onun için biraz somutlaştır dedim. Örneğin Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün iki tarafının da Cumhuriyet çi olduğu, yani Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan vesaire olduğu iki taraf çekişiyor, çekişti ve bu yüzden Cumhuriyet bu hale geldi. Ya birbirlerini ihbar ettiler. Neden bir araya gelmiyorsunuz? Birbirlerini ihbar ettiler. Senin dediğin o. Evet, ihbar ya. Düşünebiliyorsun, birileri gitti Cumhuriyet'te böyle böyle bir yanlışlık var, hukuki bir yanlışlık var. İhbar ettiler ya. Ve Cumhuriyet'in dediğin gibi başına gelenler bu işte. Şimdi dolayısıyla eğer bu birliktelik hiç fark etmez adım adı çok beni ilgilendirmiyor sağlanamayacaksa sosyal anlamda vazgeçtik hadi siyasetten insanların kendi beyninde en azından. Ya en azından şeyde bir atasözü vardır Arapçada. Ya kardeşim senin beynin kilitliyse bari konuşma. Çok hoşuma gider bu benim. Beynin kilitliyse konuşma abi kapat ağzını. Şimdi bu konumda bari yapmayın. Bu rezilliği, bu ahlaksızlığı, bu bilmem neyi, bu bilmeyi. Ya arkadaşım olmayacak. Yani en minimumda ben seninle anlaşamıyorsam Ayşenur kusura bakma artık yani birlikte yan yana olmanın da bir anlamı kalmıyor. Şimdi bu halkayı büyüt bakalım. Hadi. Büyüt ya. Bak geçenlerde şeyle ilgili Hillary ile ilgili hani ben bir şey söyledim ya hani Amerikan toplumu böyle bir diyor kadın madın hani biraz böyle bir sen bana sert çıktın ya. Millet diyor ki bak anlaşamadınız. Bana böyle diyor. Bak millet nasıl şey. Allah Allah. Bak ciddi söylüyorum. 3-4 kişi söyledi Allah bana. Allah Allah. Yani bir görüşte farklı olmaz. Orada bir bak. İyi de arkadaşlar. Peki böyle bir duyarlılığınız varsa niye peki bu genel ülkenin geleceğini, sizin geleceğinizi, çocuklarınızın ilgilendiren konuda niye duyarlılığınız yok? Yani demek ki bir sorun var burada. Onun için ben bir daha söylüyorum. Kim ne yaparsa yapsın bu saatten sonra ben devam edeceğim. Mücadele yani burada ya da orada değil o çok önemli değil onu söyleyeyim. Çünkü ya bak ben bir şey söyleyeyim mi sana? Ben biliyorsun yani sonuçta ben Suriye'den gelmişim. Suriye vatandaşıydım. Türk vatandaşı oldum. Bu toprağı asla terk ettim.
Daha net var mı bu cümleden? Ben de terk Niye etmem. Peki? Ben de terk Niye etmem. Bunu söylüyorum? Ya bu topraklar her şeye değer. Bu insanlar her şeye değer. Bu ülke, bu cumhuriyet, bu çağdaşlık, bu uygarlık uğruna bu kadar mücadele verilmiş, bu kadar insan bilmem ne olmuş. Ya niye peki bunu tersini düşünüyorsunuz ki? Niye bu ülkeyi perişan etmeye kalkışıyorsunuz ki? Rezil etmeye, bütün değerleriyle aşağılamaya, bütün değerleriyle aşağılamaya. Niye böyle bir özel çabanız var? O kadar rezil bir medya ki. Öyle bir ahlaksız ama azizim, meslektaşlarımız, tabii onlar meslektaş demek yanlış ama ahlaksız, rezil, terbiyesiz, laçka, pislik, lağım, ne dersen de hepsi var ya. Ne değer mi lan? Yani değer mi alacağın orada 20-30 bin lira maaş için, iki tane iş için, amca çocuğunu bilmem nereye yerleştirmek için değer mi? E değerse Allah belanızı versin yani, yapılacak bir şey yok. Bu kadar mı söyleyeyim yani, nefret ediyorum bu beddua laflarından ama bu ne ya? Bu ne? Cem Atay mesela sen dedin ya bizi seyredenlerin hani en az yarısı bunlardan rahatsız olacaktır dedin ya. İki tane tweet atmış Cem Atay. Bizi seyrediyor belli ki atmış. Hani bu HDP MDP'de. Şimdi ilk tweetini şerefsizler diye bitirmiş. Bizden söz ediyor. İkincisini de köpekler diye bitirmiş. Onda da bizden söz ediyor. Şimdi bu beyefendinin görüşlerimize itirazı var. Hangisine? İşte HDP meselesinde dediğim gibi. Tam da hangi bir ya? Ne diyor? Orada var mı? Ya diyor ki mesela şey seçilmiş diyorsunuz da Mursi terör olaylarını mı destekledi diyor. E tamam da Mısır anayasasına, Mısır yasasına göre git. Hapisten 3500 tane radikal İslamcı teröristi açtı kapılarını kaçtı. Şimdi bırak. Hukuk orada öyle. Hayır, hayır ama bak önemli olan o değil. Allah Allah. Yani, hayır, yani buna, onun için dedim bu, ne yani? Bu görüşünüz, bu görüşe karşı çıkabilirsiniz. Olabilir tabii. Sonra da diyor ki yani Mursi böyleydi. Seçilmişlerin terörü destekleme gibi özgürlüğü mü var? Adi köpekler. HDP'nin neyini savunuyorsunuz diyor. Şimdi bakın beyefendi. Biz HDP'yi mi savunduk? Ya ben orada değilim. Ya tabii değilsin de yani. Ben orada değilim. Ama bakın. Zeka düzeyi meselesi çünkü. Bu programı zekadan da geçtim. Yok zekadan geçmem. Bak zekadan da geçtim. Hadi sen geç. Ben asgari terbiyeden söz ediyorum. Bu programı seyreden ve tweet atmasını bilen yani teknolojiyle asgari düzeyde bilgi sahibi bir kişinin, bir beyefendinin şerefsizler ve adi köpekler ifadesini hani iade edeceğim, ona bile değmez. Değmez. Ona bile değmez. Ama ne olur, yani seyrediyorsanız biraz bu programa yakışır bir asgari terbiyeyi tutturun. Ha, tutturamıyorsanız gidin, o kadar çok seyredecek yer var ki, şey var ki. Dizi seyredin, başka bir şey seyredin. Günlerden hangi gün yayınlanıyor bilmiyorum. O belli ki çok değer verdiğiniz Erdoğan'ın sevdiği Diriliş dizisini seyredin bugün varsa. Ya da başka bir şey seyredin. Ya gözünü seveyim. Ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Niye seyrediyorsunuz? Aa bak boş ver, biraz güldüreyim seni. Ama o beyefendiyi güldür. Ya güldüreyim ben seni. Beyefendi, beyefendi. Tırnak içinde, tırnak içinde beyefendi. Şey benim, ben normalde Facebook sayfam yoktu. Geçenlerde dedim hadi millet ya niye Facebook sayfan yok ki lan, aç aç falan dediler de. Bizim kıza söyledim, o açtı. Ben de çok da bilmiyorum zaten o teknolojik şeyleri. İşte dün hacklemişler benim Facebook sayfamı. Hmm. Sağa sola mesaj atıyorlar. İşte Messenger üzerinden bilmem ne yapılıyormuş, davet çağrı falan. Telefon dağıtıyorlarmış benim adıma. Beni aradılar işte bir sürü arkadaş. Ya diyorlar ki üstüne ya sen telefon dağıtıyorsun. Bence tabii ciddiye almadım ya, ne telefonu dedim ya işte falan, böyle biraz şakalaşırsın. Yok yok dediler, Facebook sayfandan böyle böyle bir şey yapılıyor. Telefonun markasını da söylediler. Markayı söyleyemiyorum tabii. Ya dedim ben dağıtacaksam öyle dandik telefon dağıtmam. Yani dağıtırsam kaliteli telefonlar dağıtırım. Ve meğer ciddiymiş. Yani bir sürü yeri aramışlar. Hesaba hacklemişler mi denir, işte girmişler mi denir, şifresini mi kırmışlar nedir. Onun için ben sizi aramıyorum. Haberiniz olsun. Kimseye de telefon dağıtacak param da yok, pulum da yok. Haberiniz olsun. Kimseye de rüşvet vermem. Onu da söyleyeyim, bilginiz olsun. Yani sağda solda böyle bir şey gelirse, aklınıza duyarsanız
Deyin ki hiç kimseye dağıtmıyor telefon telefon. Allah'ım yarabbim. Yani buyur işte. Bu büyük ihtimalle bu bize işte demin iltifat yapan arkadaşlarımızdan birisidir bu. Benim adıma telefon dağıtan. Hayır yani. Ya boşver o önemli. Hayır ama bak ya bu işte. İşte mesele orada. Türkiye'nin düzeyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan nitekim aynı şeyi söylemedim. Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz'a kimsin sen ya kimsin? Orada bir parlamentonun başkanı nesin sen? Şu terbiyesize bak ya. Şimdi. Niye danışmanı? Cumhurbaşkanının danışmanı neydi bayan arkadaşımızı? Hayatım Saadet Oğuz. O da şeye dedi ya Fransız bir. Ama bir şey söyleyeceğim affedersin. Affedersin ben Cumhurbaşkanı'ndan söz ediyorum. O da baş danışmanı. Cumhurbaşkanı kendisinden söz ediyorum hayatım. Ve bahsettiği kişi de Avrupa Parlamentosu'nun başındaki isim başkan. Sen nesin ya diyor. Ya koskoca Avrupa var ya Avrupa. Onun da bir parlamentosu var ya onun da başında. Kim olduğu ama belli. O milli iradeyi temsil etmiyor demek ki. O önemli. Hangi ya Avrupa ben valla artık gerçekten ne gülebiliyorum ne eğlenebiliyorum bu şeylerle. Bir benim yaşadığım ülkenin cumhurbaşkanı bu ifadeyle konuşmaz. Eğer konuşursa işte böyle açar alır biri eline şeyi tweet atar. Terbiyesizler, adi köpekler, şerefsizler. Ya kimsiniz siz ya? Yani nasıl hani eliniz gidiyor adi köpekler, şerefsizler demeye? Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı da Schulz'a terbiyesizler diyor da ondan. Aynen yandaş medyadaki programcılar ne yapıyor? Benzer kavramları kullanıyor dediğin gibi. Aynısını söylüyor. O da onları dinlediği için bu arkadaşlar. Bana her yerin 300, yaptırım olsa ne yazar? 300-500 tane küfür geliyor buna benzer. En az. Ay bugün kusura bakmayın. Hani biz genellikle Laurel Hardy'ye benzetiliyoruz. Eddie Büdü vesaire. Yok ya yine yaparız öyle. Sizi güldüremedik herhalde. Biraz güldürürüz birazdan merak sinirli etmeyin. Olduk ama. Ay ne bileyim ben. Hadi sen güldür. Şeyi seyrettin mi sen? Ne vardı orada? Ne vardı? Trump'ın FETÖ'ye benzeyen bir şey var ya beddua görüntüsü. Ha ben onu çok anlamadım. Bir verelim mi sen anlat. Bakın, ben de bir bakayım. Gördüm ben demin bir yerde de onun için. Fethullah Gülen'in şu meşhur beddua şeysi var diye onu Trump'a benzetmişler. Bir neydi, verelim bakalım. Hakikaten Güler... merak ettim ya. Ateşlersen yerin dibine batır. En yakın zamanda kahru perişan eyle. Kim olursa olsun bağışlayın zırvasından zirvesine kadar. Hepsini yerin dibine batıralım. Bak güzel bir şey ya. Ne bu? Hiç. Fark etmez. Öyle. Aptalca bir şey. Hakikaten güldürdün şimdi. Ben anlamadım çünkü bunu. Ben de anlamadım. Niye verelim dedim peki? Ya bir Arap olunca böyle oluyor işte. Ben sen anlarsın diye düşündüm bunu hani. Bir anlamlandırırsın diye düşündüm. Sen de iki düble çello aldın mı acaba? Ya şimdi ifşa etmeyelim. Trump zaten hani yıldırımlar saçacak herhalde. Öyle görünüyor da bunun onunla ilgisi var mı bilmiyorum. FETÖ bu ülkenin bir numara düşmanı. Dur Trump'la arayı iyi tutmaya çalışıyor Erdoğan. Hiç. Nasıl olacak o? Niye? Valla bence şeyi büyük ihtimalle Aydın Doğan'ı gönderir arabulucu olarak. Ben Yalçın daha gitti bile. O yetmez. Bunun Aydın Bey'in gitmesi gerekiyor. Belki de. Belki. Aa, bu arada şeyi söyleyeyim. Senin Trump'ın kazanacağını bilmen bir hayli hani olumlu reaksiyon aldı. Sevgili Uğur Dündar geçen gün yazı yazmış. Evet, evet. Çok güzel yazmış senin hakkında. Arena'da da daha sonra söz etti biliyorsun. Şimdi hakikaten şaka değil. Yani Trump'ın geleceğini. Mesela bak kim adı ne? Siyasi tarihçi Alan Lichtman Trump gelecek dediği için Amerika'da kahin ilan edildi. Ben de sana bir kahinlik şeyi vereyim artık. Ünvanı. Ya kahinlikle ilgili değil. Şimdi önce tabii Uğur Bey'e teşekkür ediyorum. Bu hem yazısından dolayı hem programdaki o böyle bir sürü iltifat
dolu. Ha bir de seyircisine tabii çok teşekkür ediyorum. Bayağı alkışladılar falan. Şimdi bu coğrafya şöyle bir coğrafya. Çünkü sonuçta bir şey konusunda söylemeye ben kendi açımdan söyleyeyim. Kalkıştığımda hep böyle şöyle yaparım ben. Birçok şeyi yan yana koyarım. Yani ben Amerikan seçimleriyle ilgili, Trump'la ilgili olarak bir şey söylemeye kalkıştığımda ki biliyorsun ilk gün daha aday yeni, hatta daha adayı kesinleşmeden Trump kazanır, %100 kazanır falan derken. Yani Amerikan koşullarını, dünya koşullarını, Orta Doğu'daki dengelerin, işte Orta Doğu'daki Arap Baharı sürecinin nereden nereye geldiğinin, Amerika'nın işgalci politikalarının 11 Eylül sonrası, işte Amerikan sisteminin çöküşünün falan hepsini yan yana koyarak, yani böyle duygusal falan hiçbir şey söylemem ben. Eğer ciddi bir şey konuşacaksan tabii. Dolayısıyla hani orada da Trump kazanacak falan dediğimde gerçekten hiçbir zaman şaka bir tarafa asla tereddüt etmedim. Bütün geçen süre içinde. Hatta gece, yani seçimin olduğu gece ilk hatırlarsan gelen sonuçlarda Hillary önde gidiyordu. %60 civarında. O anda bile saat 11 miydi işte 12 miydi bizim saatle. O anda bile hani sandık başı yoklamalarda Hillary %60 falan diyorlardı. Hı hı. O anda bile dedim yani bir iki beni arıyordu. Bir iki arkadaş ne oluyor lan falan hani. Yani sen Trump diyordun. Dedim boş verin. Bunlar hepsi palavra, göreceksiniz Trump kazanacak. Ve nitekim de Trump kazandı. Tıpkı diğer konularda olduğu gibi. Yani yalnız hani Trump meselesinde değil, Esad konusunda olsun, işte buradaki şey konusunda bayağı bir sürü hikaye. Yani burada da farklı bir şey söylemiyordum ki ben. Hatırlasana ben geçen sene çok karanlık olacak çok filan deyince millet moralimizi bozdun, hocam içimizi kararttın filan derlerdi. Ve biz en hiç unutmam, bak bunu hep söylerim de. Biz Haziran'da geçen, yani yaz Haziran'da son programı yaptığımızda Haziran sonuydu. Yine aynı şeyi söyledim ben. Göreceksiniz bu yaz sonuna kadar Türkiye çok karanlık bir sürecin içine girecek. Şimdi ben o zaman çıkıp deseydik ki ya işte 15 Temmuz'da darbe olacak. Ya diyecekler ki manyak mısın, nesin sen, müneccim misin? Ama ben hissediyordum o zamanlar. Yani bir şey olacak. Daha doğrusu hissediyordum. Görüyordum. Hissediyordum değil. Tabii görüyorum. Somut bir şeylerden konuşuyordum. Hissediyordum. Demin de söyledim. İlgisi yani yok buna. Nasıl ki Esad göreceksin kalacak dediysen ve çıktıysa, nasıl ki ben mesela Trump'ın geleceğini öngörmedim. Esad konusunda katılıyordum sana ama o kadar bilmediğim için çok da iddialı konuşmadım. Ama örneğin Erdoğan'ın yolculuğunun nereye olduğunu örneğin ben biliyordum, görüyordum. Yok canım demokratlık bilmem ne diyenlere de gülüyordum. Şimdi acı acı gülüyoruz hep birlikte herhalde zaten. Ama önemli olan görebilmek, yani bunu da en çok insanlar siyasi önderlerden bekliyor. Siyasi partilerden, liderlerden beklerler. O mümkün değil. Ve kamuoyu önderlerinden beklerler. O. Yani dur bakalım bir görelim, hele işte yasa çıksın, dur bakalım şu olsun, dur bakalım. Olmuyor. Bakın. Bir şey söyleyeyim ben sana oraya geçmeden önce. Yok oraya geçmeyeceğim zaten. Trump'ta kalacağım. 4 Temmuz 2003'te biliyorsun Süleymaniye'de. Irak'ta 11 askerin kafasına çuval geçirildi. Ve ben o 1 Mart tezkeresi parlamentodaydım. Sayın Erdoğan o zaman parti lideriydi. Yani milletvekili değildi, başkan değildi, hiçbir şey değildi. Milletvekillerini grup grup içeriye alıyordu ve onlara baskı yapıyordu. Ve işte şeyi onaylayın diye, tezkereyi onaylayın diye baskı yapıyordu. Sayın Gül tam tersi bir tutum için. Ben meclisteydim. Meclisteydim. Yani %100 kendi görümle, kendi kulağımla duyduğum şeyleri not ediyorum. Şimdi 4 Temmuz'da da işte dediğim gibi Türk askerinin kafasına çuval geçirildi. Ama ondan öncesinde Mayıs'tı yanlış hatırlamıyorsam 13 ya da 12 Mayıs neyse. Dönemin Amerikan Dışişleri Savunma Bakanı Yardımcısı Paul Wolfowitz, Mehmet Ali Birand, rahmetli Birand'la Cengiz Çandar'ı çağırdı. Onlara bir röportaj verdi. Ve o röportajda iyi okunduğunda Türk askerini mahvedeceğiz şeyi çıkıyor. Ben ondan 15-20 gün sonra, yani hadi bir ay neyse çok önemli değil, Irak'taydım. Ve Talabani'nin evindeydim, Irak Cumhurbaşkanı. Sohbet ediyoruz, ben zaten hep evinde kalırım gittiğimizde. Aramız çok iyi bir dostluğumuz var. Ben dedim ki ona o gün,
İşte konuşuyoruz işte, bu ne diyorsun falan işte. Dedim bak, not et dedim şurada. Yaz istersen. Türk ordusu bitmiştir. Türk ordusu mutlaka ortadan kaldırılacaktır ve yok edilecektir. Bak bu kadar netlikte. Mutlaka Türk ordusu perişan edilecektir. Bundan daha net bir şey söylenir mi? Sonra işte bu şeyler oldu. Ergenekon işte Malcoz. Bana haber gönderdi. Ya dedi böyle böyle, ya sen müneccim misin falan filan. Şimdi 15 Temmuz meselesi oldu. Geçen de bir haber gönderdi bana. Ki ben geçen sene gittim. Yanına gittim. Konuşamıyor ama anlıyor. Bu beyin şeyinden dolayı. Haber göndermiş bana. Ya artık o benim için bir Kur'an'dır. Bak espri yapıyor. O neyse, bundan sonra ne diyecekse üstü odur. Niye peki ben bu kadar salak mıyım? Yani bu kadar iddialı bir laf söyleyeceğim. Türk ordusu bitmiştir. Türk ordusu bilmem. Ben o Paul Wolfowitz'in Birant ve Cengiz Çandar'a verdiği röportajı abartısız en az 50 kez okudum. Ve tabii kayıttaydı, dinledim. En az. Ve zaman zaman şimdi bile tıklarım, çıkar bakarım. Şimdi bile. Hepsi net, her şey net. Ne isteniyordu, bu ülke ne hale getirilmek isteniyordu. Ve dolayısıyla Arap Baharı sürecinde AKP iktidarının ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın, dönemin başbakanı olarak Erdoğan'ın yaptıklarının her şeysi aslında bu projenin bir parçasıdır. Bu kadar mı söyleyeyim şimdi? Ve bu süreç devam edecek. Bu süreç devam edecek. Bugün işte gazetelerde vardı. 30 bin asker alınacak. İşte 11 asker, işte 7 bin çavuş. 15 Temmuz sonrası boşluğu doldurmak için. Evet, atılanların yerine. Bu ne demektir? Bu Saddam bunu yaptı. Bunu Hafız Esad yaptı. Bunu Kaddafi yaptı. Kendi parti üyelerini orduya aldılar. İdeolojik ordu. Ooo. Evet, o. Gene büyük bir şey söylüyorsun. Tabii büyük bir şey söylüyorum. Tabii bunları da mülakatla mı alacaklar acaba? Ya neyle alacaklar? Neyle alacaklar? Ama bak dikkat et. Hiç kimse umurunda bile değil. Haber yok, yorum yok. CHP'ye sorsan umurunda değil. Dur, bir daha anlat. Bir dakika dur. Çok acayip bir şey söylüyorsun Azim. Yapma sen de ya, ödümü koparttı şimdi acayip falan deyince. Ben korkmaya başladım. Ama yani diyor, hakikaten şu şey ortada, 30 bin askeri personel alınacak. Şu 13 bin asker, işte 11 o işte şu kadar çavuş. Yani kadrolu. Kadro. Aynı sözleşmeli. 2000 subay, 2000 bilo, neyse böyle bir rakam. Yani sivil bir şey. Subay nasıl olur? Üniversite mezunu subaymış efendim. Bu ne ya? Üniversite mezunu subay alacaklar. Yani ilahiyat fakültesinden mezunsun. Yüzbaşı, binbaşı yaşına göre. Subay. Subay alıyoruz. Tabii, pardon yani teğmen me neyse. Ben asker tabii, anladım. Yaşına göre. Tabii genç olacak. Şey yaşına değil tabii. Buyur. Üniversite mesela dediğin gibi. Zaten öyle diyor zaten. Üniversite mezunu olanlar 4 sene mezunu olanlar şey alacak. Subay olacak. 2 senelik yüksekokul mezunu onlar işte baş çavuş mu yollar, ne diyorlar, bir şey diyorlar. Hiç bu gözle bakılmadı. Bakacağı tabii bakılmadı. Ama sen tabii biliyorsun. Ben bölgeyi bildiğim için, bunun deneyimlerinin hepsini birebir yaşadığım için tabii biliyorum. Ben bunu İran Şahı'nda da biliyorum. Saddam'da da, Hafız Esad Suriyesi'nde de, Kaddafi'de de, Hüsnü Mübarek'te de, başkalarında da biliyorum. Birebir kendi biliyorum. Ordusu. Tabii ideolojik orada. İdeolojik orada. Tabii. Partili olması lazım. Partili olması lazım. Ve bu daha sonra böyle genişleyecek. Yani ordu tezkere alıp ne oluyor? Tezkere alan ne oluyor çocuklar? Terhis oluyor. Terhis. Terhis olanlar. Bilmem bile böyle bir tatlı adı gibi geldi bana. Terhis oluyor. Yok, o terhis o. Periz mi oluyor? Tamam, periz oluyor. Dolayısıyla yani 2 sene sonra bütün bu güvenlik polislerin tümü. Şimdi lise mezunu genç oğlanlar ve genç kızlar polis oluyor. Direkt oluyor. Evet. Çünkü atıldı biliyorsun, bir sürü boşluklar var. Hemen lise mezunu olanlar hemen tık 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 almıyormuş hepsi. Ne olacak bu şeyler? Peki bunlar yarın öbür gün kime oy verecek sence? Önemli olan bir dakika, o değil sadece. Ya, biliyorum. İdeolojik olduğu için. İşte oraya geliyorum. O kadar önemli ki. Herhalde, çünkü sonuçta sen bunları eğitiyorsun. Yani şimdi değil eğitiyorsun. Süreç içinde de eğitiyorsun orada çünkü. Yani örneğin düşün. Atıyorum 200 tane işte 1500 civarında kalmış. Yanlış hatırlayalım. Yuvarlak rakamlar söylüyorum. Subay alınacak. Yani bunların 500 imam hatipli olduğunu düşün.
Vay bir şey anlat, bir şey anlatabiliyor mu bu rakam sana? Çok şey anlatıyor. Çok şey yani anlatıyor. Işte. Reklama mı gidiyoruz Esra'cığım? Bir dakika. Yok, gidebilirmişiz. Gidebilirmişiz. Şimdi efendim şöyle çok kısacık bir şey söyleyeceğim size. Trump meselesi aslında Türkiye'deki gelişmelerin de yakıtı olacak bir bakıma. Çünkü Trump çok açık bir biçimde ırkçı, aşırı sağcı söylemini hayata geçirmeye kararlı olarak geliyor. Bunu gösteriyor. Bir haber sitesi var. Breitbart diye Amerika'da. Aşırı sağcı, hatta daha doğrusu alternatif sağ diyorlar kendileri ama bayağı bildiğiniz aşırı sağ bir site. Onun yönetim kurulu başkanı Stephen Bannon'ı baş stratejisti olarak seçmiş. Yeni kadro yapıyor ya biliyorsunuz Trump. Baş stratejisti olarak o ismi seçiyor. Genç bir adam. Aşırı sağ bir haber sitesi diyor ama aynı zamanda bir think tank gibi de belli ki. Onun yönetim kurulu başkanını. Şimdi bu tek başına bir anlam ifade etmiyor olabilir. Ama bu kişi aynı zamanda Fransa'da Le Pen'in, Marine Le Pen'in seçim kampanyasını üstlenecekmiş. Marine Le Pen'i düşünebiliyor musunuz? Amerikan başkanı ve adamları destekleyecek aşırı sağ Fransa'da. Bütün bunlar dünyadaki aşırı sağ dalganın yükselmesi anlamına gelecek ve Türkiye'deki idam söylemiyle, işte aşırı muhafazakar, siyasi İslamcı çizgisiyle vesaireyle Türkiye'deki Türkçü, İslamcı aşırılık, aşırı uca yakıt olacak. Bunu dönüşte konuşalım. Bir cümle söyleyeyim o zaman. Aşırı sağ ya da ırkçı, milliyetçi hem Amerikan söylemi açısından hem Avrupalı mı? Kime karşı? Kime karşı? Kime karşı? İslamcılara karşı. Ağırlıklı olarak. Ama... Yani Avrupalıları olmayanlara, beyazlara karşı. Genel olarak. Ama ağırlıklı olarak İslamcılara karşı. Tabii. Peki. Bugün bizim Türk iç politikasına baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı ne yapıyor durmadan? Avrupa'ya küfür ediyor. Evet. Provoke ediyor, kışkırtıyor, işte ağır ağır laflar ediyor. Ne demek istiyor Avrupa'ya? Sen düşmanım ol. O demin aşırı sağa malzeme veriyor. Neden bir cümle daha? Çünkü Erdoğan Trump'a benzemek istiyor. Evet. Yani benziyorlar. Düşman Avrupa. Benzemek istemesi bir yana benziyorlar da dönüşte bunu biraz daha detaylı konuşalım. Görüşmek üzere. Dünya dünya yalan dünya dünya maniki maniki dünya aa.